أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca günahlarınız, kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli abilerim ve kardeşlerim, bu akşam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu dünya hayatında yapılan bir takım günahların, hataların ve yanlışların kabir ve kıyamet günü sonrası hesapta karşılaşacağımız, Allah muhafaza, cehennem hayatında görülecek olan bir takım cezaları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işiteceğiz. Allah azze ve celle hem o günahlardan uzak kalmayı hem de bu günahın karşılığı olan cezalardan beraat etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Cenab-ı Allah meclisimize rahmet, bereket ve mağfiret versin. Hadisi rivayet eden sahabe Semure bin Cündep radıyallahu an. Semure deyince hemen aklınıza bir kısa geldi değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nın muzafferiyeti sonrasında müşriklerin tamamen belini kırmak, putperest anlayışı ve zihniyeti ortadan kaldırmak, zulmünü bertaraf etmek için yaklaşık bir rivayette 2000 kişiye yakın mücahit hazırlıyor. 2000 kişi. Ancak maalesef hidayetten ve rahmetten nasibi olmayan bazı münafıkların çıkartmış olduğu fitneden dolayı bu sayının yarısı İslam ordularının içerisinden ayrılıyorlar. Rivayete göre 900 tane mücahit kalıyor. Uhud Harbi günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adeti gereği ordusunu şöyle teftiş ederken bazı çocukları gördü. Zayıflardı, boyları kısaydı. İslam ordusunun saflarından onları uzaklaştırmak istedi. Dedi ki, ey Samure, sen dedi daha küçüksün. Bundan dolayı şu an sen Medine'ye geri dön, ailenin yanında kal. İşte sana cihad edilecek büyük bir ortamın açıldığı güne kadar bizi bekle dercesine uzaklaştırılınca gariban sesini çıkartamaz. Peygamber aleyhisselama itiraz edemez. Ancak aklına öyle bir fikir gelir ki onun kıvrak zekasını bize delillendirir. Der ki, ya Resulallah, orduya baktığımda Rafi'yi görmekteyim. Rafi diyor benim arkadaşımdır. Güzel ok atar ama diyor ben onu güreşte yenerim. Allahu Ekber. 15 yaşında bir genç delikanlı. 15 yaşında belki günahlardan uzak. 15 yaşında sana nasıl bir cihat dersi verildi ki sen şehadeti arzulamak anlamında münafıkların terk ettiği orduya takviye olmaya çalışmaktasın. Sana 15 yaşında nasıl ahiret dersi verildi ki Allah Subhanahu ve Taala'nın Firdevs cennetini elde etmek için bu amele doğru koşmaktasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genci kırmaz. Sen daha küçüksün, bizle eğleşme demez. Semure'ye der ki, Rafi'yi çağır. Bakın dikkat edin, mücahitler böyle bir rivayette halka kurarlar. O halkanın içerisinde Rafi ile Semure güreşmeye başlarlar. Şimdi bir taraftan moral ve motivasyona da dikkat edin kardeşler.
Savaşa gidiyorsunuz, savaşacaksınız. Belki içinizde biraz ürperti ve korku var. Kılıcınızı kınınıza soktunuz ama çıkarma konusunda belki bir ürpertiye sahipsiniz. İki tane o aslan yavrusunun, iki tane o cengaverin, iki tane o küçük kahramanın Allah yolunda şehit olmak için arzularını gördüğünüzde bilenmez misiniz abi? Allah için size soruyorum. Şimdi bir organizasyon düzenlesek, sabah namazında bir araya gelip bir kahvaltı yapsak, akabinde bir ziyaret ve gezi düzenlesek, uykulu mamur gözlerle ya keşke iptal mesajı gelseydi de şu sıcak yataktan çıkmasaydık diyen sen ve ben mescide geldiğimizde şu kardeşlerimizi görsek, şu güzel insanları safın en önünde görsek, onların canlı bir şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretme adına mescide koştuğuna şahitlik yapsak şunu demez miyiz? Elhamdülillah iyi ki gelmişiz ya. Hamdolsun bizi uyandıran Allah'a demez miyiz? Hamdolsun bu güzelliklerle beraber amel etme fırsatını bize bağışlayan, bahşeden, yaratan Allah'a demez miyiz? Şimdi mücahitleri bir taraftan izleyin. Dertleri bir kavga ve dövüşü görmek değil. Dertleri imanlarını perçinleştirmek, dertleri cesaretlerini arttırmak, dertleri varsa ürperti ve korkuları onları yenmek. Elhamdülillah. Semure de Allah'ın izniyle Rafi'yi yere vuruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine diyor ki evet sen güçlü bir çocukmuşsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da ne yapıyor? İslam ordusunun içerisine koyuyor. Ey gençler, ey gençler. Şu an şeytanın, iblisin ordusu içerisinde o kadar gencimiz var ki. En ön safta cehennem ateşine girmek için, cehennemin kapılarının kulplarını tutup da cehennem ateşini hissetmelerine rağmen, onun fokurtusunu duymalarına rağmen, onun kokusu onları rahatsız etmesine rağmen, yok ben cehennem ateşine gitmenin adayıyım diyen, bu sokakta Müslümanlara karşı üstünlük sağlamak için benimsemediği halde ateizmi savunan, anlamadığı halde deist gibi geçinen, bilmediği halde kendini komünist gibi gören, öyle 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında gençler var ki Allahu Ekber. Öyle çocuklar var ki. Yanında bir kız arkadaşı edinmeyi marifet zanneden, erkekliği ve fazileti onda gören, bunu yapmadığı takdirde kendinde eksiklik hisseden o kadar genç erkek ve genç çocuklar var ki. Semureler, rafilerin o mücadele ruhu, anlayışları, meselelere bakışları, Allah'ı sevişleri, Resulullah'ı sevişleri, Müslümanları sevmeleri, Allah yolunda cihad etmeyi sevmeleri, önce nefsime, sonra da nefesimiz olan, gerçek sermayemiz olan nesillerimize Cenab-ı Allah nasip etsin. Her zaman tekrarlıyoruz, tekrarlamaya devam edeceğiz. Her bir gencimiz toprağa ektiğimiz bir fidandır. Fidandır. Eğer ciddi manada bakar, koşturur, fedakarlık yapar, onu madden ve manen gelişimi için elimizden gelen bütün seferberliği sergilersek, vallahi bir gün gelecektir gölgelerinden, meyvelerinden ve yemişlerinden istifade edeceğimiz büyük bir ağaca dönüşecekler. Ama ilk bakım çok zor. İlk sabır çok ağır, çok acı. Allah hidayeti takdir ettikten sonra da onun meyvesi de elhamdülillah bir o derece tatlı olacaktır. Allah o şuuru da bizlere nasip etsin kardeşler. İşte o Semure, Uhud Harbi'nin yıldızlarından bir tanesi, Semure bin Cündeb radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her sabah namazından sonra cemaate doğru dönerdi. Bu gece içinizde rüya göreniniz var mı? Onu yorumlayayım, anlatayım diye sorardı diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olması hasebiyle, tıpkı ondan önceki kardeşi ve kardeşleri gibi
rüya ilmine vakıf olmalarından dolayı kişilerin görmüş olduğu rüyaları sabahın erken saatinde yorumlayarak hayır olanları hayra teşvik etmek, şer olanları, sıkıntılı olanların da o şerre o gün içinde müptela olmamaları için kendilerine nasihat etme adına böyle sorular soruyordu. O sıra Semure diyor ki kimse diyor cevap vermedi. Demek ki kimse gördüğü rüyayı hatırlamıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben bu gece bir rüya gördüm. Ve benim diyor rüyamda iki kişi diyor bana geldi, elimden tuttu ve dediler ki yürü. Yürü. Nereye yürüyecek? Allah'ın dilediği yere. Şimdi Allah nasip ederse hadiste bazı olaylar, vakalar göreceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam gördüğü, şehadet ettiği hususları hadisin sonunda anlatıyor. Biz vakayı kaybetmeyelim, özünden kopmayalım diye olayı ve olayın kahramanlarını beraber zikredeceğiz. Ama hadisin orijinali, orijinal metni böyle değil. Tamam abiler? Bakın Peygamber aleyhisselam dedi ki, onlarla beraber yürümeye başladım. Allah rızası için, kardeşlerim, Allah rızası için. Bakın Peygamber aleyhisselatu vesselam ifadesinde aynen şöyle söylüyor. Diyor ki, benden diyor bu duyduklarınızı diyor iyi belleyin, anlayın, kavrayın. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dönüşü olmayan bir yola girdiğimizde, dönüşü olmayan bir kapı bize açıldığında karşılaşacağımız hususlardan haberdar edecektir. Allah Azze ve Celle idrak etmeyi bizlere nasip etsin. Peygamber aleyhisselam dedi ki yürümeye başladım rüyasında. Uyuyan bir adamın yanına geldik. Uyuyan, tabir yerindeyse sere serpe uzanmış bir adamın yanına geldik. O adamın yanında elinde bir kaya olduğu halde uyanmasını bekleyen diyor bir kişi vardı. O yatıp uzanan, senin veya benim istirahat ettiğini düşündüğümüz, acaba cennetin hangi nimetlerini şu an tahayyül ediyor, hayal kuruyor diye vasıflandıracağımız şahsiyetin başında bir adam duruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onun da diyor elinde bir kaya vardı. Bir kaya parçası. Adam diyor uykudan tabir yerindeyse şöyle gözlerini açtığında elinde kaya parçası olan kişi diyor onun diyor kafasına doğru diyor vurmaya başladı. Adam yerde yatıyordu. O elinde kaya parçası olan kişi diyor kayayı diyor onun diyor kafasına vuruyordu. Vurduğu taşların diyor kimisi diyor sağa parçalanıp kimisi de diyor sola doğru gidiyordu. Manzarayı ne olur idrak edin. Yaşıyormuşçasına bir empati kurmaya çalışalım. Yerde yatan biz, başımızda bir adam bir kaya parçasını kafamıza vuruyor. Vurduğu taş ikiye bölünüyor. Biri sağa, diğeri sola gidiyor. Sonra diyor, dikkat edin, adamın diyor başı parçalandıktan sonra iyileşinceye dek o kişi diyor bekliyordu. Elinde taş olan. Adamın diyor kafası diyor iyileşince, eski haline gelince elinde diyor kaya bulunan kişi diyor tekrar diyor onun kafasına vurdu diyor. Sonra diyor taşın bir kısmı diyor sağa, bir kısmı diyor sola doğru gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Subhanallah. Bakın Subhanallah. Hayret ettiği bir konuyla karşılaştığında, duyduğunda Peygamber aleyhisselamın verdiği tepki. Allah'ı noksanlıklardan ve kusurlardan tenzih ederim. Dedi ki Nebi aleyhisselam, ne oluyor da bu adama diyor böyle davranıyorlar. Tamam. Evet, o iki kişi, hadisin sonuydu ama şimdi biz başını aldık. Ne olur özellikle hafız kardeşlerim, Kur'an'ı iyi bilen medrese okumuş kardeşlerim,
kendisini Kitabullah konusunda yetiştirmiş, tefekkürü sağlam, tefsir kitaplarından yararlanıp da anlamına vakıf olan kardeşlerim, şu an okuyacağım manzarayı çok iyi dinlesinler. Başta ben olmak üzere. O iki adam dedi ki, taşla başı yarılan o gördüğün adam, Allah kendisine Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği halde mahrecine, tecvidine, lisanına, gramerine, belagatına, ne derseniz deyin, sahip olduğu halde Kur'an'a göre diyor yaşamazdı. Allahu Ekber. Başka bir rivayette bu hadisin varyantları çok var. Okumuş olduğum hadis-i şerif Buhari'den alıntıdır. Taberani'de geçen başka rivayetlerde, şimdi isnat zikretmeksizin, başka rivayet aynen şu ifade geçiyor. Allah ona diyor kitabı öğretti. O da diyor insanlara diyor öğretmesine rağmen Allah'ın kitabıyla diyor amel etmezdi. Allahu Ekber. Sonra devam etti Resulullah Aleyhisselam. Farz namazlarını da uyurdu ve diyor kalkmazdı. Allahu Ekber. İşte bu nedenle ona kıyamet gününe kadar böyle azap edilmektedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi evet, işin verdiği ağırlıktan dolayı üstümüze çöken yorgunluk. Tam akşam saatinde eve geldiniz, ezan-ı Muhammed'i okudu. Hanım dedi ki bir yemek var. Önce dedi vücut sonra sücud. Önce dedi yemek yiyelim sonra secde edelim. Eyvallah dedik. Hadis de bunu desteklemekteydi. Yediğin etin ağırlığı seni nereye mahkum etti? Yatağa. Dedin ki şöyle bir 15 dakika kestirdin mi benim rot balans ayarlarım düzelir. Kendime gelirim. Akabinde dinç ve istekli bir şekilde akşam namazını kılarım dediğinde ikinci bir ezanı Muhammed'e şahitlik ettin, o da yatsı namazı. Allahu Ekber. Bakın dikkat edin. Farz namazı esnasında ne yapardı? Uyurdu. Ha, aralarda kaçırmam, ıskalamam da sabah namazına söz vermem diyenler. Beş vakit olmasa da dört vakit garanti diyen kardeşler de buna dikkat etmek zorundadır. Dikkat etmek zorundayız kardeşler. Bir tane saat kurmak, iki tane saat kurmak, eğer uykun ağırsa bir kardeşine rica edip de onun da kalktığı saatte müşterek bir zamanda seni uyandırması için ondan yardım almak, annenin üst katından yardım almak, eşinin su üstüne döktüğünde yardımcı olmak, ama tüm bunlara rağmen kalkmıyorsan yapacak bir şey yok abi. Böyle sahabe de varmış. Tarım işinde çalıştığından dolayı sabah namazına kalkamayan, ama ne hanımı var? Gidiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyor. Diyor ki benim kocam diyor sabah namazına kalkmaz diyor. Allahu Ekber. Uykusu ağır olanlar, hastalığından dolayı olanlara sözüm yoktur. Ama bunu alışkanlık haline getiren, alarm saatini tabir yerindeyse ninni gibi kuranlar, kendisini uyandıranlara tepki verenler, nefislerini herkes çok iyi biliyor, kalbini çok iyi biliyor. Eğer bu şeytan tarafından size ve bana süslü gösterildiyse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifine muhatap oluruz Allah muhafaza kardeşler. Allah bizleri korusun ve esirgesin. Ancak özellikle hafız kardeşlerim, Kur'an'ın hammalları, Allah'ın kitabını iyi bilenler, oradan meseleleri kavrayanlar, kitabı tabir yerindeyse okuyup onunla meşgul olanlar, eğer gün içerisinde onun farzlarıyla, onun emir ve yasaklarıyla amel etmiyorlarsa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu tehdidiyle karşı karşıyadır, karşı karşıyayız. Allah azze ve celle bizleri korusun kardeşler. Elhamdülillah Kur'an okumasını bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim okumaya da hamdolsun fırsatım yok. Ben bundan yırttım mı diyenler de kusura bakmasınlar. Başka hadislerin tabir yerindeyse tehdit altına girerler. Öyle kaçmak da yok kardeşlerim. Tamam inşallah. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Dedi ki ben dedi yürümeye başladım. Devam ediyorum dedi. Yürüdüğüm esnada yine sırtüstü uzanmış bir adam. Sırtüstü uzanmış bir adam. Onun da diyor başında diyor başka bir adam. Elinde diyor demir bir kanca var. Dikkat edin şimdi Müslümanlar. O demir kancayı diyor adamın diyor burasına takıyor suratına. Ta burnu istikametine kadar Resulullah Aleyhisselam diyor. Ağzıyla beraber ensesine kadar diyor derisini parçalıyor. Ha böyle. Enseye kadar. Sonra diyor, ora geldi mi? Sonra buradan alıyor. Kalan yarımı da diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem parçalıyor. Ya bu bir kere olur. Öldü gitti kurtuldu. Değil. Diyor ki adam diyor tekrar iyileşiyor. O elinde kanca olan adam diyor tekrar diyor alıyor. Eskisi gibi diyor ona diyor azap ediyor. Dedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem subhanallah. Bu neyin nesidir? Peygamber aleyhisselam tekrar hayret ediyor. Bunun nedeni nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki bu adam evinden çıkıp yalanlar uydurup etrafa yalan saçan kimsedir. İşte bundan dolayı da kıyamete kadar böyle azap edilecektir. Allahu Ekber. Yalanı marifet gören, işinde, evinde, arkadaşlarıyla düştüğü ihtilafta korkularından, endişelerinden yalan söyleyerek manevra yapmayı kabiliyet haline getirenler için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi yeter de artar kardeşler. Hele bununla beraber görmediği halde bir meseleyi görmüş gibi anlatan, bilmediği halde bilmiş gibi konuşan, işitmediği halde sanki o meseleyi sadece kendisi duymuş gibi aktaranlar, üzerine yalan, yanlış şeyler katanlar, Allah muhafaza bu azabın bir üyesidir, bir parçasıdır. Cenab-ı Allah bizi korusun. Genellikle de bu tür insanlar çok sevilirler. Gördün mü keratayı nasıl da kıvırdı? Allah'ı tam dayağı yiyordu. 90'dan çakacaklardı, direkten döndü. Adam iyi tüccarmış abi. Görüyor musun? Bir lafla meseleyi hemen başka bir boyuta çıkarttırdı. Talebe dediğin böyle olur. Hocasını yeri geldi mi aldatır, yeri geldiği zaman da onu över. Bu tür insanlar maalesef bu toplumun içerisinde övülmeye başlandıkça, bir de pembe dizilerde, bizim örfümüzde dahi, kültürümüzde dahi, bırakın dinimizde, örfümüzde dahi, kültürümüzde olmayan beyaz yalan yaftaları, ya küçük yalanların tabir yerindeyse sorumluluğu olmaz. Allah Azze ve Celle bunları mazur görür. İnancı maalesef yalancı bir toplum haline dönmemize sebep oldu. Cenab-ı Allah bizi bu durumdan muhafaza buyursun. Hele de Allah muhafaza bilmediği halde yalancı şahitlik yapanlar. Yok abi ben gördüm ya bu adam o değildi. Evet ben gördüm o oydu. Hele de iffet sahibi kadınlara değil mi? Helak eden 7 büyük günah sayıldığında iffet sahibi, namuslu, Allah'tan korkan, Allah dediği zaman tüyleri ürperen, başının bir teli gözüktüğü zaman kalbi paramparça olan, kendisine iftira gelecek diye tabir yerindeyse parmaklarının üzerinde yürüyen bir serçe gibi bir kadına iftira atan, onu serkeçlikle itham eden, onu tabir yerindeyse yapmadığı bir günahla anan ve zikredenler, vallahi bu hadisin ve başka hadislerin gölgesi altında azaba düçar olacaktır. Allah bizleri affetsin ve bağışlasın kardeşler. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sonra yürümeye devam ettim. Bir baktım ki yürüdüm diyor esnada tandır gibi bir yere geldik. Tandır genellikle köylerde olan değil mi? Kuyu gibi etrafında ekmekleri pişirdikleri yer. Doğru mu abi? Diyor ki tandır gibi diyor bir yere geldik. Üstü dar, üstü diyor dar, altı diyor geniş.
İçinden diyor bir takım gürültülerin ve diyor seslerin çıktığına diyor şahitlik yaptım. Bazı gürültü patırtılar var. Gördüm ki diyor Allah Resulü Aleyhisselam, o tandırın içerisinde, kuyunun içerisinde affedersiniz çırılçıplak kadınlar ve erkekler bulunmaktadır. Başka bir hadis-i şerifte abiler aynen şöyle bir ifade geçiyor. Leş gibi diyor. Başka bir rivayette hela gibi diyor. Yani bir tuvalet gibi bir koku vardı diyor. Pis bir koku yayılıyordu o kuyunun içerisinden. Sonra da diyor aşağı taraftan yukarı doğru diyor yükselen bir alev ve o alev onlara diyor ulaşınca çığlıkları kopartan kadınlar ve erkekler. Allahu Ekber. Düşünün abi, bir kuyu, çırılçıplak kadınlar ve erkekler, rezil bir koku, insanın midesini bulandıran bir koku ama bununla beraber onlara ateşin yükseldiğinde hararetinden çığlık attıran, vücuduna değdiğinde paramparça eden, onu eriten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Subhanallah, bunlar da kim diyor. Bunlar bu hale neden geldiler? Sebebi nedir? Dediler ki bunlar zina eden erkek ve diyor zina eden diyor kadınlardır. İşte bundan dolayı da kıyamete kadar bu şekilde azap göreceklerdir. Allah muhafaza. Helalini görmezden gelen, helal yollara ulaşmayan, haramı tatlı hisseden, çirkin de olsa şeytanın kendisini süslü gösterdiği o bedbah ameli işleyenlerin karşılaşacağı acı sonu bildirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ilginçtir kardeşler, Ebu Hureyre'den bir hadis naklediliyor, muttefekun aleyh. Bakın dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Adem oğluna zinadan herkesin diyor nasibi takdir edilmiştir. Adem oğluna zinadan nasibine diyor herkese diyor takdir edilmiştir. Allah Resulü devam ediyor. Diyor ki gözlerin diyor zinası diyor harama bakmaktır. Dilin diyor zinası haramı diyor konuşmaktır. Kulağın zinası haramı işitmektir. Elin zinası haramı tutmaktır. Ayağın diyor zinası harama yürümektir. Sonra dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalbe gelince, dikkat edin kalbe gelince onu diyor arzular ve ona karşı bir istek uyanır. Bakış, kalbi harekete geçiren en önemli işlerden bir tanesidir. Görmek, zinanın kapısını açan etkilerden bir tanesidir. Düşünmek ve tefekkür etmek, hayal kurmak, insanı Allah muhafaza zinanın ocağına düşürecek tehlikeli işlerden bir tanesidir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kalp onu arzu eder. Kim arzu etmez kardeşler? Ben baktığım halde, ne olur beni yanlış anlamayın, gördüğüm halde, düşündüğüm halde, eğer bu kalp onu arzulamıyorsa, ben Yusuf için söyleyeyim, zahitleri, abidleri de bir kenara koyayım, ya yalancıyımdır, ya da bende başka bir problem vardır. Zahidliği ve abidliği bir kenara koyuyorum. Selef-i Salihinden ki onlar Resulullah'ın ifadesiyle sahabe neslinden sonraki hayırlı nesiller. Ben bir odanın içerisine altın ve gümüş emanet edilerek diyor konsam onu diyor geri verme konusunda kendime güvenirim diyor. O altından gümüşten bir parçaya dahi dokunmam. Heves dahi etmem. O konuda garanti veriyor. Ama diyor ben bir odanın içerisinde çirkin, paspal,
bir cahiliyeyle diyor beraber kaldığımda zina etmek konusunda diyor kendime güvenmem diyor. Allahu Ekber. O güvenmiyor. Resulullah'ın kokusunu işiten sahabenin ders halkalarında diz çürütmüş adam güvenmiyor. 2022'nin İslam'dan uzaklaştığı bir dünyasında kadınların sere serpe açıldığı, kendini tabir yerindeyse teşri etmek için yarıştığı bir mahallede sen gözlerinle ve kalbine güveneceksin. Ve diyeceksin ki Allah'ın izniyle bana sıkıntı yok. Ne mutlu sana. Eğer hasta ve yalancı değilsen ben nefsim adına söylüyorum. Allah Resulü dedi ki herkesin bir nasibi vardır. Üreme organı da diyor. Affedersiniz. Ya diyor ona yönelir kalbin istediğini ya da diyor onu boşa çıkartır. Yani insan kendini dizginleyebilir mi? Evet dizginleyebilir. Kalbin istediğini tam elde etmek üzereyken ondan uzaklaşabilir mi? Uzaklaşabilir. Biz bunun örneklerini de gördük değil mi? Ve Allah Azze ve Celle'nin onlara nasıl rahmet ettiğini, onlara nasıl lütuf ve kereminden tattırdığına da şahit olduk. Ama şunu kesinlikle bilelim, görmek, düşünmek, dokunmak bu zinanın kapısını açan en büyük kilitlerdir. Cenab-ı Allah zinaya yaklaşmayı bizlere nasip etmesin. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın diyor ki, hadis-i şerifte çok acı bir hadis-i şerif. Bu ümmet için çok acı bir hadis-i şerif. Ümmet-i Muhammed için gerçekten acı bir hadis-i şerif. Şerefli bir peygamberler topluluğunun son halkasının fertleri olan bizler için gerçekten çok acı bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu ümmetin sonunda, bu ümmetin sonunda, yani artık bu zamanı mı kastedersiniz? Bundan sonraki zamanı mı kastedersiniz? Yere batma, hasf, yere batma, yere geçirilme. Düşünün bir belde bir anda toprağın altına gömülüyor. Yere batma, maymun ve domuza çevrilme, mesh. Maymun ve domuza çevrilme ki biz bunu Kur'an-ı Kerim'de nerede gördük? İsrail oğullarının lanetlendikten sonraki hallerinde gördük. Dedi ki maymun ve domuza çevrilme ve taşlanma, kazf. Yani gökyüzünden taşların yağması. Vuku bulacaktır deyince Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki ya Resulallah içimizde salihler olmasına rağmen başımıza bu musibetler gelecek mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok kısa, net dedi ki zina çoğaldığında dedi evet. Allahu Ekber. Zina çoğaldığında evet. Okulda, fabrikada, komşular arasında, dernekte, camide, nereyi sayarsanız sayın. Eğer bu hastalık toplumun içerisine sirayet ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsetmiş olduğu şeyler ortaya çıkacaktır. Hatırlayın, yaklaşık 2 yıldır üzerinde kurtulamadığımız bir hastalıktan bahsedilmekte. İster buna deney sonucu laboratuvardan kötü amaçlarla çıktı deyin, isterseniz bir yarasanın peyda ettiği bir virüs deyin, ne derseniz deyin ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu meselenin sırrını da bize ifşa ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir topluluğun içinde, bir milletin içerisinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp onlar bunu aleni bir şekilde işlemeye diyor devam ederse onlara veba ve diyor tedavisi olmayan diyor hastalıklar çıkacaktır. Başka bir hadis-i şerifte başka topluluklarda ve toplumlarda görülmeyen hastalıklar zuhur edecektir. Ne zaman? Zina ve fuhuş yaygınlaşıp aleni bir şekilde yapıldığında. Şimdi bunu ifşa etmenin, şu an açıklamanın, anlatmanın bir gereği var mı? Hepimiz şahit oluyoruz.
Allah Azze ve Celle bizleri korusun ve esirgesin kardeşler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben yürümeye devam ettim. Yine bu ümmeti Muhammed'in başına müptela kılınan ve birileri tarafından da sürekli halka şeklinde boynuna tasma olarak geçirilen bir günahı Peygamber aleyhisselam ya da günahın sonucunu bize gösterecek. Diyor ki yürüdüm kan gibi kırmızı bir nehrin kenarına geldik. Kan gibi kırmızı bir nehrin kenarına geldik. Nehirde yüzen bir adam vardı. Kan gibi kızıl bir nehirde yüzen bir adam vardı. Nehrin kenarında da yanında birçok taşları bulunan bir adam daha vardı. Adam bir müddet yüzüp, keyif için mi? Serinlemek için mi? Asla. Adam bir müddet yüzüp tam o nehrin dışına çıkmak isterken elinde taş olan adam onun diyor ağzına doğru diyor taşları fırlatıyor. Adamı tekrar havuzun içerisine, nehrin içerisine atıyor. Ondan çıkan kan demek ki, onlardan çıkan kanlar demek ki nehri ne yapıyor? Şu derece şeffaf ve billur olan suyu kan revan haline getiriyor. Sonra diyor adam diyor toparlıyor, kendine geliyor, ağız yapısı tabir yerindeyse düzeliyor. Tam kıyıya çıkıyor, ağzını açıyor, çıkacak. Adam diyor taşları diyor tekrar atmaya başlıyor. Peygamber aleyhisselam dedi ki, Subhanallah, bu neyin nesi? Yani böyle bir şeye maruz bırakan husus nedir deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki o iki kişi, bu kişi veya bu kişiler faiz yiyen kimselerdi. Allahu Ekber. Faiz yiyenler. Faiz de ticaret gibidir diyenler. Ne yapalım abi? Eğer Müslümanlar borç vermezse soluğu faizli bankalarda almak zorundayım diyenler. İşi biraz genişletince, rahatlayınca tövbe bismillah diyenler. Ama bak bir adım sonrası ümmeti Muhammed'in işini rahatlatacağım diyenler. Abi tezgahı onlar kurmuşlar, ben de oturmak zorunda kaldım diyenler. Ama öyle değil mi ya bak, caizdir görenler de var. Hatta eğer zaruret peydah olursa yararlanırsınız diyenlerin de görüşleri var deyip de bu nehrin içine dalmak isteyenler kimlermiş kardeşler? Faizi kendine meşru görmeye çalışanlarmış. Allah imtihan eder kardeşler. Bininiz sıfıra düşebilir. Ama birinizi bin yapacak şey faiz değil. Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle verdiğiniz zekatlar, sadakalar Allah'ın lütfu ve keremidir. Yine Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle zekat, sadaka malı artırırken, bereketlendirirken faiz ise malı imha etmektedir. Madden ve manen. Faizle mallarının çoğaldığını zannedenler evlerinin içerisine baksınlar. Özürlü bir kadın, özürlü bir çocuk, soğan veya salatadan başka kendisine tabir yerindeyse yiyecek bir katık bulamayacak hale gelen nesiller, onların tabir yerindeyse içerisinden çıkan kimseler olmuşlardır Allah'ın bir cezası olarak. Ama ben yemiyorum, alıyorum felsefesine girenler. Bir kereden bir şey çıkmaz umuduna kapılanlar. Kardeşler, Allah Azze ve Celle bizi böyle bir hastalıktan muhafaza buyursun. Bu dünyanın en zengini de olsak, takdir edilen ömür bittiğinde vallahi bu dünya hayatından üç parça kefenden başkasıyla çıkarmışız. Üç parça. Ömer bin Abdülaziz'i hatırlayın. Hatırlayın önceki derste. Bir kabrin başına geldi. Baktı. Dedi ki sen ey ölü, ey falanca, bu diyor kabre üç parçadan başka bir şey götüremiyormuşsun. Halbuki diyor benim evimde nice gömlekler var deyip de evine koşup infak eden Ömer bin Abdülaziz'in vakasını
ortaya çıkartan husus acı bir vakadır kardeşler. Bineceğiniz araba BMW, Mercedes değil, Diyanet'in tahsis etmiş olduğu Ford marka, herkesin bindiği, rengi yeşil, uzaktan bakıldığında insanların Allah rahmet etsin diyeceği bir arabadır kardeşler. Size verilecek olan tabut en fazla ağacının kalitesiyle ortaya çıkar. Ama kusura bakmayın, onunla beraber giremezsiniz. Yanınıza kefeninin içerisine bir cep konulmaz ki kazandığınız servetler onun içerisine konulsun. O yüzden abilerim, ben kendi nefsime de söylüyorum, siz de kendi nefsinizi algılayın. Ekonomik şartlar bozuk mudur? Eyvallah. Durumlar iyiye gitmiyor mu? Eyvallah. Hepimiz bu acı durumu isteyerek, istemeyerek, arzu ederek, benimseyerek bunu tatmaktayız. Ama imtihan olmaktayız. İmtihan olmaktayız. Kıyamet günü kan renginde nehirlerde sulanmak istemiyorsak, yeri geldiğinde şu suyla katıklanmayı bir şeref, Allah'ın rızası için bir salih amel görmeyi de Allah Azze ve Celle bizlere kolay kılsın. Hızlandırıyorum. Meseleyi uzattım. Hakkınızı helal edin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yürümeye devam ettik. Sonra diyor, çok çirkin görünüşlü bir adamın yanına geldik. Görüntüsü ürpertici bir çirkin haldeydi. Böylesi bir çirkin kimseydi diyor, önceden hiç görmemiştim diyor Allah Resulü aleyhisselam. Sonra dedi ki, bu çirkin görünüşte adamın yanında bir ateş vardı. Bir ateş vardı. Adam ateşi tutuşturup etrafında diyor dönüyordu. Beni diyor buraya getiren kimselere dedim ki, bu adam kimdir? Dediler ki, bu ateşin yanında durup etrafında dönen bu çirkin görünüşlü kimse cehennem bekçisi Malik'tir dedi. Allahu Ekber. Cehennem bir o kadar tehlikeli ve çirkinken onun bekçisi de herhalde al yazmalı kıyafetlerle dolaşacak değildir Müslümanlar. Allah Azze ve Celle onun şiddetinden ve o ateşin şiddetinden bizleri muhafaza buyursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sonra yürümeye devam ettik. Büyük ağaçları olan bir bahçeye geldik. Büyük ağaçları olan bir bahçeye geldik. Şimdi hadis artık yavaş yavaş güzelleşmeye başlıyor manzaralarla. Diyor ki, içerisinde her çeşit bahar çiçekleri vardı. Bu bahçenin ortasında çok uzun boylu bir adam vardı. Göğe yükselen başını neredeyse göremiyordum. Etrafında da asla görmediğim kadar çok sayıda çocuklar vardı. Dedim ki o iki kişiye, bu adam ve onun etrafındakiler kimlerdir? Kim Mustafa abi? He? Adem aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam. Urfalı? Bizim İbrahim değil ha. İbrahim aleyhisselam. Diyor ki, onlar dediler ki, bu gördüğün kişi İbrahim'dir ve diyor onun etrafında da çocukken vefat etmiş olan kişiler diyor yer almaktaydı. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki, büyük bir ağacın yanına geldik. Böyle diyor güzel bir ağaç diyor ömrümde hiç görmemiştim. Dediler ki, ağaca çık. Diyor beraber diyor ağaca çıktık. Altın ve gümüş tuğlalarla yapılmış bir şehre doğru diyor yükseldik. Altın ve gümüş tuğlalarla yapılmış bir şehre doğru yükseldik. Bu hadisin değişik varyantlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir eve girdim diyor. O evin içerisinde kadınlar, erkekler, çocuklar, güzel bir evdi diyor. Sonra diyor o evden çıktım. Bu altın ve gümüş tuğlalı şehir var ya. Sonra diyor o evden çıktım. Ondan diyor daha da güzel diyor bir eve diyor şahit oldum. Sonra diyor onlara döndüm. Dedim ki, bunlar kimlerdir?
bu ev kimin evidir? Dediler ki, bu ilk girdiğin ev kimin evi? Müslümanların evidir. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına harfiyen gücü nispetince sarılan, nafileleri fazilet bilen, Allah'ı razı etmiş kulların barındığı diyor yerlerdir. İkinci diyor güzel ev kiminde? O da diyor şehitlerin eviydi. Allahu Ekber. Daha çok fazileti olan, daha fazla gayreti olan, daha fazla fedakarlıkların sahiplerinin evi de onlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra döndü, dedi ki, sizler kimlersiniz? Ne dediler? Biri dedi ki, ben Cebrail aleyhisselam. Diğeri de dedi ki, ben Mikail aleyhisselamım dedi. Sonra Nebi aleyhisselama dediler ki, göğe doğru bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir baktı bir saray, tıpkı diyor bembeyaz bir bulut gibiydi. Sonra diyor, dediler ki, biz seninle artık buraya kadar yolculuk yapabiliriz. Bundan sonrası bizimle beraber olamazsın. Dediler ki daha sonra Allah Resulü aleyhisselam, peki beni evime götürmeyecek misiniz? Evime bırakmayacak mısınız? Peygamber aleyhisselama dediler ki, şu an senin bu dünya hayatında biraz daha ömrün var. Vefat ettiğin takdirde evine gireceksin dedi. Bu iki güzide melek. Bu hadisler, kardeşlerim, bu hadisi şerif Buhari'de geçmektedir. Sahih bir hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'de Allah azza ve celle en ilimlisinden en cahiline kadar, zihni, zekası, aklı en kıvrak olandan en ahmana varıncaya kadar, yanlış anlaşılmasın, haramları, helalleri iyi anlayabilsinler diye bu şekilde betimleyerek, sahnelendirerek, gerçek olan bir vaka, uydurma bir vakayı değil ama betimlendirerek daha iyi anlamalarını, daha iyi kavramalarını sağlamıştır hikmet gereği. Şimdi burada otursaydık, zinanın zararlarını ilgili hadis-i şerifleri konuşsaydık geçecektik. Ama ben özellikle şahsım iki gündür bu hadis-i şerifin ekseninde okuma yaptığım takdirde nefsime döndüm. Dudaklarımın arasında çıkan yalan sözlerden dolayı neredeyse dudaklarımın gerildiğini hissetmeye başladım. Gözlerim harama kaydığında gözlerimin yuvalarından çıkarılacağı hissi beni kavramaya başladı. O örnek benim dünyama Resulullah tarafından öyle bir konuldu ki, inanıyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu samimi içten paylaşmış olduğu manzara sizlere de etki yapmıştır. Allah Azze ve Celle gecenizi mübarek eylesin. Akıbetinizi hayır eylesin. Cennetinizi firdevse âlâ eylesin. Şu an yeryüzünün değişik coğrafyalarında Müslümanlardan madden ve manen yardımlar bekleyen kardeşlerimize Cenab-ı Allah en kısa zamanda yardımını, faziletini, rahmetini, lütuf ve keremini göndersin. Onları kaybedecekleri bir savaşın sabahında yenilmeyecekleri bir muzafferiyete ulaştırsın. Cenab-ı Allah esaret altında bulunan kardeşlerimize özgürlüğü tattırsın. Maddi sıkıntıları olan kardeşlerimizin borçlarını ödeme konusunda onlara yardımda bulunsun. Maneviyattan ve hidayetten yoksul olan bizlerin de hidayetini üzerimize artırıp dosdoğru yola ulaştırsın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.